Başlıyor muyuz? Değerli basın mensupları, bu sabaha karşı merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan yıkıcı etkisi çok yüksek bir deprem felaketini yaşadık. Deprem Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay, Adana illerimizde etkili oldu. Can kayıplarımız var, çok sayıda bina yıkıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak aziz milletimize geçmiş olsun diyoruz. Yüce Allah'tan yitirdiklerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabahın erken saatlerinden itibaren bölgedeki gelişmeleri, bölgedeki büyükşehir belediye başkanlarımız ve bölge milletvekillerimiz aracılığıyla takip etmeye başladı. Yine sabahın erken saatlerinde Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Elazığ ve Adıyaman valilerimizle telefonda görüştü. Adana, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Elazığ, Şanlıurfa, Malatya belediye başkanlarını aradı. Diğer belediye başkanlarını da aramaya devam ediyor. Üzüntülerini paylaşıyor. İhtiyaçlarını soruyor. Bölge milletvekilleriyle görüşmeleri de halen sürüyor. Genel Başkanımız sabahın erken saatlerinde genel merkezimizde merkez yönetim kurulumuzu topladı. Depremin yaralarını sarmak için partimizin yapacağı çalışmaları başlattı. Genel Başkanımız öncelikle depremden etkilenen bölgelerde yürütülecek yardım çalışmalarını koordine etmek üzere Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizi görevlendirdi. Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç, Kahramanmaraş. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba, Malatya. Parti Meclis Üyemiz Gürsel Erol, Elazığ. Genel Başkan Yardımcımız Gülizar Biçer Karaca, Adana. Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıaka, Gaziantep. Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan, Şanlıurfa. Genel Başkan Yardımcımız Onursal Adıgüzel, Adıyaman. Genel Başkan Yardımcımız Gamze Akkuş, İlgezdi, Osmaniye ve Kilis. Genel Başkan Yardımcımız Fethi Açıkel, Hatay. Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın, Diyarbakır illerinde görevlendirildiler. Sayın Genel Başkanımız, Grup Başkan Vekillerimize de çalışmalara yardımcı olmak üzere tüm milletvekillerimizin deprem bölgesine intikal etmeleri talimatını verdi. Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, tüm örgütümüzle beraber yürütülecek yardım çalışmalarını AFAD'la da koordinasyon içinde gerçekleştirecekler. Bu kapsamda yine Genel Başkanımızın talimatıyla bölgede ihtiyaç duyulan yardım malzemeleri hakkında tüm örgütlerimize ihtiyaç listeleri gönderildi. Örgüt başkanlarımıza yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için AFAD yetkilileri ve valiliklerle irtibat halinde olmaları talimatı da verildi. Yine genel merkezimizde depremden etkilenen bölgelerdeki yurttaşlarımızın genel merkezimize iletecekleri talepleri AFAD ile paylaşmak üzere Afet Koordinasyon Merkezi kurduk. CHP Cumhuriyet Halk Partisi Afet Koordinasyon Merkezimizin iletişim hattı 0312 207 40 65'tir. Tekrarlıyorum, 312 207 40 65. Yine Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Toğrul'un koordinasyonunda tüm belediye başkanlarımız deprem bölgesine yardım için teyakkuz halindedir. Bu kapsamda an itibariyle, bu sayılar her an artıyor, 23 belediyemiz tarafından 181 araç ve 854 personel deprem bölgesine gönderilmiştir. Gönderilen araçlar arasında 45 arama ve kurtarma aracı, 8 mobil mutfak ve gıda tırı, 132 iş makinesi, 2 itfaiye ve 2 ambulans aracı bulunmaktadır. Yine belediyelerimiz bölgeye gıda, ısınma, kıyafet, jeneratör, çadır, aydınlatma ürünleri gibi yardımları ulaştırmaya başlamıştır. Ayrıca belediyelerimiz afetzedelere barınma imkanı sunmak üzere de çalışmaktadırlar. Üzüntümüz çok büyük. Ama gün dayanışma günüdür. Gün acıyı paylaşma günüdür. Bir olma, beraber olma günüdür. Milletimiz daha önce de böyle büyük acıların üstesinden bir ve beraber olarak gelmiştir. Bu felaketi de hep birlikte göğüsleyeceğiz. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Sözlerimi tamamlarken bir kez daha kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.
Teşekkür ediyorum.